Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle gübre fabrikalarını inceleyeceğiz. Gübre F'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene güzel bir yükseliş kaydettiğin ardından da çok sert bir şekilde geri çekilerek neredeyse bu kazancının %50'sinden fazlasını verdiğini görüyoruz. Hemen şöyle bakalım zirvesinden de %60'a yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. Burada 167 seviyesi dip olmuş arkadaşlar. Bu dipten oluşan tepkilerle 141 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Ardından kar satışları gelmiş ancak daha düşük bir dip yapmamış ki burada da trendi önemli olmuş ve buradan oluşan tekrar alımlarla dirence gitmeyi başarmış ve şu anda bu direnci aşmaya çalışıyor. Burada genel olarak gözüken zaten bir üçgen formasyon olması ki üçgen formasyon trenli devamını nitelen direncin kırılmasıyla birlikte formasyon boyu kadar da bir yükseliş beklenir. Bu zaten şurada sadece şurayı bile alsanız arkadaşlar yatay bir bant olduğunu görürsünüz. Bu bant zaten dirençten geçilmesiyle bir katlama yapacaktır. Bu katlama yapmasıyla da birlikte bizi 309-310 seviyelerine götürecektir. Yani kısa vadeci arkadaşlar gübre fabrikanın alım yapmayı düşünen arkadaşlar 245 seviyesinin üstündeki fiyatlamalarda fiyatın hedef fiyatı 309 310 olduğunu bilmeler. Yani buradan işleme girecek arkadaşlar. Genel aşılmasıyla ile birlikte 309 310 seviyesinden satış yapabilir. Uzun vadeci arkadaşlar da şu anda her ne kadar çok fazla satış görmüyorsunuz. Bakın şurada bunlar tamamen yeşil eğer ki buradaki gibi bir geri çekilme olsaydı yeniden alım gerçekleştirebiliriz. Uzun vadeci arkadaşlar isterlerse direncin geçireceğini düşünerek alım yapabilir. Veya bir satış baskısı olması durumda 228 ve tekrardan ada bantlara gelmesi durumda kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Ancak bu formasyon kırılması durumunda da alt destek noktaları e unutulmuş olacak yani yön artık yukarı yönlü devam edecek bir yeni trend oluşturacak ki dediğim gibi burada bir bant var zaten yatay bir bant sıkışmada söz konusu direncin aşılmasıyla birlikte arkadaşlar burada trade etmek isteyenler için güzel bir kar marjı oluşturabilir şöyle bakıldığında %20'nin üstünde bir kar marjı gözüküyor. Peki daha üstü mümkün mü? Evet daha üstü de mümkün. Ancak temel taraftaki gelişmeler biraz daha önemli olacak bu konuda. Böyle bir durumda burada trade yapanlar veya uzun vade için alan arkadaşlar 309'un üstündeki fiyatlamaları takip etsinler. Özellikle bu seviyenin üstünde kalınması durumunda tekrardan 389 ve onun üstünde de yeniden 400-450 seviyeleri hedef fiyat olacaktır. Yani gübre fabrikalarında kısa vadede güzel bir formasyon oluşmuş durumda. Bu formasyon direncin açılması ile birlikte yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilir. Burada oluşan beklenti ile birlikte burada yapılacak katlamayla bir fiyat bizi 309, 310 seviyesine götürecek. Daha üstü içinde 309 seviyesinin üstü günlük kapanışa ihtiyacımız var ki fiyat en son zirvesine doğru bir düzeltme gerçekleştirsin ve buraları hedeflesin. Buranın üstünde de kalabilirse o zaman 450 seviyesi uzun vadede gübre fabrikalar için hedef fiyat olacak. Kübe fabrikaları bu şekilde arkadaşlar. Kısacası için güzel bir imkan oluşturuyor. Uzun vadeciler de buradan daha önce paylaşmıştık aslında. Alan arkadaşlar da buradaki direnci takip etsin. E, satış yapmamalı diye olacaktır. Biraz daha beklerlerse bu direnci aşılmasıyla birlikte daha yüksek karlar elde edebilirler. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.